Bu çocuk olayıyla ilgili İyi Parti'nin de Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Kamile Yılmaz Arısoy da bunun bir istismar olduğunu ve yasalara göre de suç olduğunu, bir cezasının bulunduğunu da söyledi. Görelim bakalım İyi Parti'nin tepkisini. Ben orada en çok çocuğa üzüldüm. Çünkü orada çocuk masum biri. Ya o maalesef bir hakaret değil, ana muhalefet liderine hakaret durumu oldu. Anayasanın 41. maddesinin 4. fıkrası devlete çocuğun her türlü istismardan korunması yükümlülüğünü yükler. Ve maalesef anayasadaki bu yükümlülük Cumhurbaşkanı tarafından ihlal edilmiş oldu. Ve bu siyasi etiğe de çok aykırı. Yani hatta siyasi etikle yakından uzaktan alakası yok diyebiliriz. Şu anlamda istismardan kastımız bu çocuk büyüyecek ileride ve bu çocuk büyüdüğünde bu görüntüler her zaman karşısına çıkacak. Çocuğun yüzü, kimliği ifşa oldu orada. Ve böyle bir olay başına gelmiş oldu. 10 sene sonra, 20 sene sonra bu olay bu şekilde hatırlanacak maalesef. Bu hikayede çocuk mağdur olmuş oldu.